Sevgili doktorumuzu da bugün burada ağırlıyoruz. Evet. Geçen hafta ağırladık. Arkada doktorumuzun arkasında yünler falan. Dedim ki dekorumuzu değiştirelim. Onlar orada dursun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değişik bugün. Başka bir yere gelmiş. Çok güzel oldu. Çok güzel nasıl? Olmuş. Beğendiniz mi bu projeyi? Çok beğendim. Çok hem bir sosyal yardımlaşma projesi, hem bir toplumun birbiriyle kaynaşmasına katkı projesi. Tebrik ederim. Sedecuka'dan oturmuş. Sizin popülariteniz zaten toplumda çok bilinen, sevilen bir insansınız. Eminim o da artıracaktır projeye ilgiyi. Yok, çok güzel bir şey. Daha da güzelleşecek. Evet. Daha da güzelleşecek. Efendim, estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı doçent doktor Hayati Akbaş. Hayati Bey, tekrar hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım iyisiniz. Çok iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Sağ olun. Şimdi burun estetiğinden bahsedeceğiz. Burun estetiği nasıl bir operasyondur diye gireceğim konuya. Şimdi Derya Hanım, biz plastik cerrahların, estetik cerrahların en çok yaptıkları ameliyat hangisi diye sorarsanız çok büyük oranda cevap burun estetiğidir, rinoplastidir. Buna başlamadan önce hemen özellikle Türkiye'de ve Azerbaycan'da ve çevre ülkelerde bizi izleyen herkese özellikle Azerbaycan'ın altını çiziyorum. Çünkü ayın 14'ünde oradayım. Herkese sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çok izleniyorsunuz çünkü bu ülkelerde de. Burun estetiği sadece bizim ülkemizde değil, Azerbaycan'da da, çevre ülkelerde de en çok yapılan operasyon. Fakat burun estetiği denildiğinde sadece estetik akla gelmemesi lazım Derya Hanım. Çünkü burnumuzun çok önemli bir fonksiyonu var. Hepimiz biliyoruz ki soluk alıp verme, nefes alıp verme, sağlıklı hava alma fonksiyonu burnumuzda yapıyoruz. Ama eğer burnumuzda bir bozukluk varsa, burnumuzun şeklinde bir problem varsa, otomatik olarak bu bizim sadece görünümümüzü etkilemiyor, sadece bizim görselliğimizi bozmuyor, yüzümüzün şeklini bozmuyor. Aynı zamanda solunumumuzda da, nefesimize de bir olumsuz bir etki yaratıyor. Bu yüzden burun estetiği ameliyatının çok önemli olduğunu söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Eğer bir insanda bununla ilgili bir sorun varsa ve bunun çözümünün de yalnızca ve yalnızca bir rinoplasti operasyonu olduğunu, burun estetiği operasyonu olduğunun altını çizmek istiyorum. Zor bir operasyon değildi, nasıl bir operasyondur diye sordunuz, hemen onu söyleyeyim. Bu operasyonu normal şartlar altında oldukça tecrübeli, deneyimli bir elde yapıldığı takdirde, altını çiziyorum, mutlaka öyle cerrahlar yapıyor zaten. Oldukça kolay bir operasyondur. Çok ağır şartlar gerektiren bir operasyon değildir. Çok kısa sürede insanı normal günlük hayata sokabilen bir işlem, operasyondur. Ama işte genel size altında aşağı yukarı 1-1,5 saat süren, bazen hastanede yatmayı dahi gerektirmeyen ama maksimum bir gece hastanede tuttuğumuz bir uygulama diye bahsetmek istiyorum kısaca. Hocam, merak ediyorum. Hep burun küçültme mi yapıyorsunuz? Hani burun büyütme de oluyor burun mu? Burun büyütme de oluyor. Burun oluyor büyütme mu? De oluyor. Gerçekten öyle. Şimdi eskiden biz burun estetiği denildi, burun küçültme anlaşılırdı. İşte burun küçültülürdü. Sanki estetik burun demek. Hani hep kalkık, üçük, kalkık, oyuk, böyle bir burun tipi düşünülürdü ama asla öyle değil. Bir burnun önemli olan yüz ile balansının iyi olmasıdır Derya Hanım. Yani burnun büyük ya da küçük olmasından ziyade yüz üzerindeki konumu itibariyle uygun olması lazım. Yani küçük bir burun büyütmek gerekebilir. Büyük bir burnu küçültmek gerekebilir. Şekli bozuk bir burnu şekilli bir hale getirmek gerekebilir. Yani burun estetiği denildiğinde illa küçültmek anlamında anlaşılmaması lazım. Zaman zaman bizim büyüttüğümüz burunlar var. Burun o kadar küçük kalmış ki ama doğuştan nedenlerle ama sonradan bir takım sebeplerle. Değil mi? O da olabilir küçük yani. Küçük burunlar oluyor. Evet. Bu da insanın yüzünü çok bozuyor. Hem hava pasajını, nefesini olumsuz etkilediği gibi hem de şekil olarak da gerçekten çok olumsuz etkiliyor. Aslında bu bilgi çok iyi oldu hocam. Dolayısıyla yani, bazen de büyütmek evet, gerekebiliyor. Evet, olabilir. Önemli olan bunun büyük küçüklüğü değil, yüze uygun olması, kişiye özel olması ve mümkünse olabildiğince natürel ve doğal olması. Bunun altını çizmek yine istiyorum. Evet, hakikaten bunlar çok çok önemli. Çünkü şöyle düşünün. Peki, çok güzel bir burun diye düşünelim birisinde, bir insanda. Akla gelir ki o burnu alıp başka bir insanın yüzüne koysanız belki hiç yakışmayacak. Belki hiç olmayacak. O yüzden o yüzün karakteristiklerine uygun ebatlar, şekiller olmalı diye düşünüyorum. Zor bir operasyon mu diye soracağım ki öyle olmadığını tabii, anlattınız. Morluk, şişlik, onlardan bahsedelim. Şimdi mesela bu operasyonlarda çok fazla morluk olur mu diye çok soruluyor sizin söylediğiniz gibi ama bazen hiç olmuyor. Bazı hastalarda hiçbir şekilde morluk olmuyor ama bazılarında evet morluk oluyor. Bazen birkaç gün içerisinde hiçbir şey kalmıyor. Bazen belki bir iki hafta dahi sürebiliyor ama morluğun hiçbir önemi yok. Önemli olan operasyonun düzgün olması, yüze uygun olması ve olabildiğince dediğim gibi o kişinin karakteristiğini yansıtan natürel bir görünüme sahip olması. Sonuçta morluk bir şekilde geçiyor. Dediğim gibi bazen de hiç olmuyor, bazen de oluyor. Bunu büyütmemek lazım. Operasyon üzerine morluğun olumsuz bir etkisi söz konusu değil. Mutlaka. Ve normalde de 7 gün içerisinde zaten günlük yaşantısına dönecek hale geliyor. Alçalındıktan sonraki genellikle ben bir hafta süresince bir alçı koyuyorum bunun üzerine. Buz falan uyguluyor musunuz? Buz uygulama yapıyoruz. Ameliyat sonrası erken dönemde buz uygulaması olumlu olabilir. Ödemin azaltılması, morluğun azaltılmasında
Ama normal şartlar içerisinde bir haftalık sürenin sonunda alçalındıktan sonra normal günlük yaşantısına dönebiliyorlar. Evet. Peki ne zaman sosyal hayata dönüyoruz? Bir de başarılı olması için olmazsa olmazları var mıdır bu Şimdi, ameliyatın? Şimdi ben şöyle düşünüyorum Derya Hanım. Bir insanın öncelikle bir burun estetiğine ihtiyacı olması lazım bu ameliyatı yapmak için. Şimdi bazen biz şöyle görüyoruz. Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde, tamamen normal olduğu halde dahi bize burun ameliyatı olmak için başvuran insanlar var. Normalde ben gördüğüm zaman onun burun ameliyatı için geldiğini dahi düşünmüyorum. Çünkü orada bir eksiklik veya fazlalık görmüyorum. Ama bir burunda eğer bir problem varsa, örneğin bir eğrilik varsa, örneğin bir kemer varsa, burunlar, burun kanatları çok genişse, burun delikleri çok büyükse, vücut aşağı doğru düşükse, taban çok genişse, o zaman mutlaka buna bir operasyon gerekir ve operasyon dışında da bir çözümü söz konusu değildir. Tabii ki her burnun kendine göre bazı trikleri vardır, bazı özellikleri vardır. Her ihtiyacın, her problemin kendine göre bir çözümü söz konusudur. O yüzden o hastaya özeldir. Yani şöyle bir olay yok der yani. Mesela bir yöntem düşünün ki kafanızda ve herkese aynı şey yapın. Burun ameliyatında böyle bir şey söz konusu değil. Tamamen kişiye özeldir. Tamamen ihtiyaca yöneliktir. Örneğin bazı hastalar gelir sadece ve sadece burun sırtına küçük bir törpüleme işlemi yapmakla problem düzelebilir. Bazı insanlar gelir sadece burun ucuna küçük bir müdahaleyle burun tamamen başka bir hale gelebilir. Ama bazı insanlar vardır burnu dağıtmak gerekir, kemerini almak gerekir, başka işlemler yapmak gerekir. Dolayısıyla trik hastanın probleminin kendisidir. O probleme göre mutlaka bir çözüm, mutlaka bir yöntem uygulamak gerekir. Herkesin aslında en çekindiği konu tampon. Çok çekinilen bir konu Hala ama. Hala kullanılıyor mu? Yok artık eskiden çok sık sorulurdu. İşte bizim Exofor tampon diye ifade ettiğimiz hani uzun 1 metre 2 metre uzunluğunda küçük bez parçaları diyelim artık değişik ebatlarda bunun içerisine yerleştirilirdi ama artık öyle de hazır silikon tamponlar var, o delikli tamponlar var. Rahatlıkla bunun içerisine konuluyor belli ebatlarda ve çok kolay bir şekilde çıkartılıyor. O tamponlardan korkmaların sebebi çıkartırken çok zor hissedilirdi. Ağrı duyardı hastalar. Şimdi onlar olmuyor. Değil, olmuyor. Çok rahat çıkabiliyor. Ve artık o bir sorun değil. Yani bir iki gün en azından burundan nefes alamama durumu söz konusuydu önceleri. Nefes alamıyorlardı. Sadece ağızdan nefes almak gerekiyordu. Tampon, konulan tamponlar, günümüzdeki tamponlar, silikon tamponlarla rahatlıkla nefes alınabiliyor. Ve konulması ve çıkarılması da son derece kolay uygulamalar. Dolayısıyla şöyle bir şeye gerek yok. Yani ben tampon alıyormuş, ağırlıymış, ben tamponsuz burun ameliyatı yaptırayım. İşte bir bulayım bakalım ki kim tamponsuz burun ameliyatı. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Eğer biz bir şeyi koyuyorsak oraya, mutlaka onun bir anlamı vardır, mutlaka Tabii onun bir katkısı canım. Vardır, mutlaka Tabii onun ki. Bir faydası vardır. Tabii yani onu yapmayalım, bunu koymuyorum, şunu yapmıyorum tarzı bir yaklaşım kesinlikle doğru değil ki kaldı ki konulması, sağlık yönünden hiçbir sakıncası yok. Konulup ve çıkarılması da son derece kolay. Özellikle günümüzdeki tamponlar için bunu konuşuyorum. Önceki tamponlar gibi değil artık. Evet, süper. Vallahi şimdilerde her şeyler çok değişti. Daha yani, konforlu oldu. Tıbbi anlamda. Daha konforlu oldu. Bütün doktorlardan söz ediyorlar. Yani her ameliyatta çok farklılıklar oldu eskiye oranla. Çok farklı. Mesela Derya Hanım bakın bazen geliyorlar mesela burun ameliyatı. Şimdi baktığınız zaman aslında aynı anda burun ameliyatıyla beraber biraz kaldırması lazım. Göz kapaklarınız da yapılması lazım. Yanakların da yapılması lazım. Dudakların da yapılması lazım. Bakın sayarken yoruluyor insan. Çenenize bir miktar müdahale lazım. Boyun bölgesinin yapılması lazım. Artık sadece belli bölgede değil, yüzün bütününün veya bedenin bütününün tek elden değerlendirilip tek operasyona dahi yapılabildiği durumlara geldik. Burada birkaç faktör var. Birincisi teknoloji çok gelişti hakikaten. Anestezi şartları çok gelişti. Evet. Konfor çok arttı. İkincisi deneyim çok arttı. Tecrübe çok arttı. Evet. Önceden örneğin bir yüz germe ameliyatını, yani, biz tam yüz germe ameliyatı, ben çok sevdiğim bir ameliyattır, yüz gençleştirme operasyonu. Yani aynı anda insanın burnunun, kaşlarının, göz kapaklarının, Hocam, yüzünün, aynı anda zor yanakların, değil mi hepsi? Hepsinin birlikte yapılması benim çok sevdiğim ameliyatlardan bir tanesidir. Siz seversiniz de hasta sever mi hocam? Sever, sever. Tavsiye ediyorum onu. Ben ki ihtiyaç varsa hiç bölmeye gerek yok. Yani hadi burnunuzu yani yapayım. Yani bir kere yaptırmışken. Girmişken, tabii ki girmişken aynı anda örnek veriyorum bir burun ameliyatı bir saat sürüyorsa... Evet. Yüz gençleştirmede 3 saat sürsün, hepsi beraber tek elden çıkmış oluyor. Hocam duyarız ya bazen, burnumu yaptırdım ama düştü. Düşer mi? Burun düşmez ama şimdi şöyle teknik olarak kullanılan metotlarla ilgili bazı yöntem farklılıklarında evet destek zayıf olursa, o üç desteği yeterli sağlanmazsa tabii ki zaman içerisinde burun aşağı doğru bir yer değiştirebilir. Ama böyle klasik anlamda burnu düştü, o biraz çok abartılı kullanılan bir kelimedir. Evet. Ama normalde günümüzde kullandığımız tekniklerle burun düşmesi diye bir işlem hemen hemen mümkün değil. Çünkü sabit bir şekilde burnun bütün komponentleri
kalıcı bir şekilde öyle bir yerleştiriliyor ki o burnun artık düşmesi veya bir başka şekilde girmesi kolay kolay mümkün değil. Ama evet, şu olabilir, bazen burun ameliyatını yaparız. Burun ameliyatını yaptıktan sonra birkaç ay sonra veya bir yıl sonra tekrar değerlendirdiğimizde ufak tefek eksiklikler ya da fazlalıklar görebiliriz. Bu durumda bazen ikinci bir revizyon ihtiyacı hasıl olabilir. Bazen biz beğeniriz, hasta beğenmez. Bazen hastamız çok beğenir, biz beğenmeyiz. Bu durumda mutlaka hastayla konuşarak karşılıklı varsa bir eksiklik giderme durumu olur, olabilir. Bunlar da son derece olağandır ve doğaldır. Ama çok büyük bir kısmında Derya'nın, burun evet, ameliyatlarının çok büyük bir kısmında sonuç memnun edicidir, mutlu edicidir. Hastalarımız genellikle bu ameliyatı iyi ki yaptırmışım, kendimi çok daha iyi hissediyorum der ki burunda problem olan bir insanın sadece solunum fonksiyonu veya sadece işte görsellik anlamda sıkıntı çektiğini düşünmeyelim. Psikolojik anlamda gerçekten insanı sıkıntıya sokar. Depresyona dahi giren, hatta depresyon ilaçları dahi kullanan hastalar vardır. Bakın burundaki probleminden dolayı kendini güzel hissetmiyor, kendisini beğenmiyor, aynaya bakmak istemiyor, kendisini değersiz görüyor ve bu nedenden dolayı da mutsuz oluyor. Mutsuzluğunu da bir şekilde başka bir şekilde kapatmaya, düzeltmeye çalışıyor. Düşünün, depresyon ilaçları dahi kullanan insanlar var. O insanın sosyal davranışlarını, toplumsal davranışlarını çok olumsuz yönde etkileyebiliyor. Daha agresif, daha saldırgan, daha böyle toleranssız insanlar olabiliyorlar, bu tip insanlar. Evet. O yüzden burunda bir estetik sorun varsa ve bunu insan kafaya takıyorsa, bundan problem olarak düşünüyorsa mutlaka çözümle rinoplasti. Kaç yaşlarında yapılmalı? Yani kaç yaştan sonra yapılabilir bu ameliyatlar? Hani? Şimdi burun estetiği ameliyatı için bize bazen aileler 5 yaşında 10 yaşında çocukları getiriyorlar. Çok ilginç bir şekilde. Çocuk 10 yaşında düşmüş. 3 yaşındayken, 5 yaşındayken burada eğilme meydana gelmiş. Şekil bozukluğu oluşmuş. Doktor bey, ben çocuğum burnundan çok rahatsız oluyorum. Arkadaşlar alay ediyorlar. İşte şöyle yapıyorlar. Yaptırmak istiyorum. Bu tabii doğru değil. Bakın burada bizim yapmamız gereken şey mutlaka ve mutlaka çocuğun fiziksel gelişiminin tamamlaması sürecinin tamamlamasını beklemek lazım. Yani mümkünse 18 yaşına kadar rinoplasti ameliyatını ertelemek lazım. Sorun olsa bile. Ancak tabii ki solunum fonksiyonuyla ilgili problemler varsa mutlaka ona yönelik kulak burun bazı arkadaşlarımız tarafından gerekli bazı modeller yapılabilir ama estetik anlamda, burunda şekil değişikliği anlamında ideal yaş 18'dir. Bazen çocuk 17 yaşındadır Derya'nım ama inanılmaz bir psikolojik bunalımdadır. Hatta okula gitmek istemeyen, işine gitmek istemeyen, sosyal vazifelerini yerine getirmek istemeyen çocuklar, gençler vardır. Kızlarda da vardır, erkeklerde de vardır. Burnundan dolayı sokağa çıkmak istemiyorum diyor. Burnundan dolayı saçını kestiriyor, sokağa çıkmak istemiyor. Okula gitmek istemiyorum diyor. İşte bu gibi durumlarda bu psikolojik komponenti ortadan kaldırmak amacıyla, bu bariyeri ortadan kaldırmak amacıyla 17 yaş çok nadiren 16 yaşa kadar çekilebilir ama bunun sınırlarını aile, doktor ve çocuk, yani hasta olan kişi üçgen çok iyi analiz etmesi lazım. Orada mümkünse ideal yaşın 18 olduğu, ancak zorunluluktan kaynaklanan çocuğun psikolojisinin çok daha derin etkilenmemesi, yaşantısının olumsuz etkilenmemesi amacıyla bazen 1-2 yaş geriye alınabilir. Çocuğun fiziksel gelişimini dikkate alarak tabii bu yapmak lazım. Evet. Hocam bir de ne kadar hastanede kalıyor mu? Şimdi burun ameliyatlarında bazen öyle olur ki Derya'nın bazı burun hastalarında örneğin hiç hasta kalmadan yarım saatlik 45 dakikalık bir uygulama sonra sıradık evine gidebilir. Küçük bir atel altıyla da çok kısa sürede günlük yaşantısının içine başlayabilir. Ama bazen anestezi altında yaptığımız daha kompleks olgularda belki bir gece maksimum hastane ortamında tutarız ve ertesi gün evine gider. Tekrar söylüyorum, çok büyük bir kısmında bir haftalık sürecin sonunda normal günlük fonksiyonlarına dönerler. Evet hocam, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim.